izleyenler. Şu anda Yükselen Yapı Demir Döküm Bayi'deyiz. Bayi sahibi Mehmet İşleyen yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet İşleyen Ceyhan doğumluyum. Yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Klima ve kombi üzerine demir döküm bayiliğimiz var. 10 yıldır bu sektörde olduğunuzu dile getirdiniz. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz ısıtma ve soğutma üzerine. Yazın klima işlerimiz oluyor genellikle. Kışın tesisat işlerimiz oluyor. Sektörümüz biraz zor bir sektör. Hizmet sektörü olduğu için. Ama işimizde başarılıyız. Bir markamız var. Demir döküm ana bayisiyiz Ceyhan'da. Markamıza güveniyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimiz hep birinci sınıftır. Dünya genelinde isim yapmış bir markayız. Vatandaşlar sizi neden tercih etmeli Mehmet? Hızlı hizmet verebiliyoruz. Kaliteli hizmet verebiliyoruz. Ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Klimamız demir döküm olarak veya kombi olarak demir döküm markası bir dünya markası dediğim gibi. Biz arıza ve hizmet olarak hızlı bir hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizi memnun edebiliyoruz. Bu konuyla alakalı demir döküm bize Türkiye genelinde ikincilik ödülü vermiştir. Müşteri memnuniyeti ödülü aldık. Yaklaşık 5 yıldır bu ödülü biz alıyoruz demir dökümden. Ceyhan'da müşterilerimiz bizi bilirler ve tanırlar. Kimseyi mağdur etmeyiz. Fiyatlarımız da gayet uygundur. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekilde bizi tercih edebilirler. Yasuba Grup olarak 2014 yılında ticari hayatımıza başladık. Mehmet Kılıç olarak 1975 doğumluyum, Bingöl doğumluyum. 45 yıldır Ceyhan'da yaşıyorum. Ceyhan'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bütün iş hayatımı Ceyhan'da yapmak istiyorum. Bundan önce ve bundan sonrakileri de. Şu an bünyemizde 70 tane iş arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. 4 tane şirketimiz var. Bunların ana şirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. 51 tane şehirde yeni mağazacılık market zincirinin hem temizliğini hem de temizlik malzemesi tedarikçi firmasıyız. Türkiye'nin farklı 14 bölgesinde depolarımız, araçlarımız ve çalışanlarımız mevcuttur. Mobil ekip olarak faaliyet göstermekteyiz. Aynı zamanda iç mimarlıkla ilgili bir inşaat firmamız var. Market zinciri ve iş yerlerinin iç dekorasyon işlerini yapmaktayız. Ceyhan'da bu oluşumu başlattığımızda insanlar bize neden Ceyhan diye sordular. Artık teknoloji çağında yaşadığımızı söyledik. Artık dünyanın çok küçük olduğunu bilincinde olan insanlar olduğumuzu söyledik. Ve biz Ceyhan'da bu başarıyı elde ettiğimiz için ayrı bir gurur duyuyoruz. Çünkü Ceyhan bizi biz yapan tüm değerleri bize veren şehrimiz ve bizim memleketimiz. İlkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz Ceyhan. Tek sevdamız Ceyhan. Bugün Ceyhan'da bu oluşumu başarmış olmanın kıvancını yaşıyorum her şeyden önce. Ve 70 arkadaşla büyük bir aile kurmanın gururunu yaşıyorum. Ve bunların aşağı yukarı 17 tanesi Ceyhan'da ikamet etmektedir. Daha sonraki hedeflerimizde bu sayının yükselmesini İslam konusunda daha yüzleri hatta yüzlerin çok üstünde insanlarla iş arkadaşlığı yapmak hedefini koyduk kendimize. Yasuba'nın anlamı şu, 4 çocuk babasıyım. Çocuklarımın ilk harfini oluşturuyor. Evliyim, güzel bir hayatım var. Benim şunu önereceğim tüm gençlere. Hayal edin ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Ben Berke Apak. 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik
Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahliyelerimiz ve şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam Adana Televizyon ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaç'tı. AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. 14 Ağustos 2001'de başlayan bu kutlu yürüyüş köklerini derin tarihimizden alarak aziz milletimizin emrinde aynı aşk, aynı heyecan ve aynı inançla devam etmektedir. AK Parti gerçekleştirdiği yatırımlar, yenilikçi projeler ve başarılı icraatlarla Türkiye'nin hizmet destanlarına imza atmıştır. 23 yıl önce başladığımız bu büyük yolculukta ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için aynı kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Milletimizin güçlü bir gönül bağı kurarak onların güvenine ve teveccühüne layık olma gayreti içindeyiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarına, şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünün ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum ifadesini kullandı. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Süleyman Yeşil, AK Parti'nin 23. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Bugün yalnızca bir partinin kuruluşu değil, aynı zamanda Türkiye'nin güçlü ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyüşünün de yıl dönümünü kutluyoruz. 14 Ağustos 2001 tarihinde başlayan bu kutlu yürüyüş, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyor. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Adana'da da AK Parti'nin izleri, hizmetleri de yatırımları ve eserleri bulunmaktadır. AK Parti, milletimizin gönlünde yer edinmiş, halkımızın refahını, huzurunu ve mutluluğunu arttırmayı ilke edinmiştir. Bugün AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlarken, geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha güvenle bakıyoruz. İnanıyorum ki birlikte daha nice başarılar elde edecek, daha büyük projelere imza atacağız. Kurtuluş yıl dönümümüz vesilesiyle, başta kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu davaya emek veren tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Adı geçen Yavuzlar Köprüsü'nün 2014-2019 döneminde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Eylül 2018'de temelinin atıldığı ve 6 ayda %75'inin tamamlanmış olarak Cumhuriyet Halk Partili Zeydan Karalar'ın yönetimine devredildiği belirten Yusuf Kanlı çok çarpıcı kıyaslamalar yaparak şunları söyledi. Sayın Karalar'ın sık sık iddia ettiği şekliyle geliri 1, borcu 4 olan belediye, yani bizim dönemimizdeki Büyükşehir Belediyesi o kız imkanlarla Yavuzlar Köprüsü'nün %70'ini tamamlamıştı. Ancak ne yazık ki Zeydan Bey'in yönetimindeki geliri 4, borcu 1 olan Büyükşehir Belediyesi aynı köprünün kalan %25'lik kısmını Haziran 2023'ten beri bitirememiştir dedi. Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Ekipleri Müdürlüğü Yumurtalık istikametinden otoban bağlantı yolu ile Uğur Mumcu Bulvarı'nın başlangıcı arasında tek şeride düşen şehir girişinde yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ceyhan'ın Yumurtalık yönünden gelen girişinde dolgu çalışmaları yapılarak yol genişletme çalışmaları hızla devam ediyor. Trafik akışını olumsuz etkileyen yol kenarındaki ağaçlar da kaldırılarak orta refüj düzenlemeleri devam ederken ekipler yolun çift şeritli double yol olarak hizmete açılabilmesi için yoğun mesai harcıyor.
Adana'da Milliyetçi Hareket Partisi'nde iki ilçe başkanı görevden alındı. Seyhan ilçe başkanı Hamit Çetin ve Yüreğir ilçe başkanı Tamer Yücel genel merkez kararıyla görevlerinden alındı. İl Başkanı Yusuf Kanlı'nın bu iki ismin yerine atama yapılması için ismin tespiti noktasında olduğu öğrenildi. Adana Valiliği 2024 yılının 6 ayı 11 günlük bölümünde 742.527 araç ve 108.097 motosikletin kontrol edildiğini açıkladı. Gerçekleştirilen kontrollerde 468.719.886 TL ceza işlemi uygulanırken 5.058 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada Adana'mızın her alanında emniyeti sağlamak için canla başla görevimizin başındayız. İlimizin güvenliğinin tesisi için tüm güvenlik güçlerimiz görevini mesai mevhumu gözetmeksizin yapmaktadır. Sizin huzur ve refah içinde yaşamanız bizim için de çok önemli ve bunu sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Güzel şehrimizin güvenliği için gereken daima yapılacak konusunda müsterih olun ifadelerine yer verildi. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Şu anda Yükselen Yapı Demir Döküm Bayi'deyiz. Bayi sahibi Mehmet İşleyen yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet İşleyen Ceyhan doğumluyum. Yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Klima ve kombi üzerine Demir Döküm Bayiliğimiz var. 10 yıldır bu sektörde olduğunuzu dile getirdiniz. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz ısıtma ve soğutma üzerine. Yazın klima işlerimiz oluyor genellikle. Kışın tesisat işlerimiz oluyor. Sektörümüz biraz zor bir sektör. Hizmet sektörü olduğu için. Ama işimizde başarılıyız. Bir markamız var. Demir Döküm ana bayisiyiz Ceyhan'da. Markamıza güveniyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimiz hep birinci sınıftır. Dünya genelinde isim yapmış bir markayız. Vatandaşlar sizi neden tercih etmeli Mehmet Bey? Hızlı hizmet verebiliyoruz, kaliteli hizmet verebiliyoruz. Ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Klimamız Demir Döküm olarak veya kombi olarak Demir Döküm markası bir dünya markası dediğim gibi. Biz arıza ve hizmet olarak hızlı bir hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizi memnun edebiliyoruz. Bu konuyla alakalı Demir Döküm bize Türkiye genelinde ikincilik ödülü vermiştir. Müşteri memnuniyeti ödülü aldık. Yaklaşık 5 yıldır bu ödülü biz alıyoruz Demir Döküm'den. Ceyhan'da müşterilerimiz bizi bilirler ve tanırlar. Kimseyi mağdur etmeyiz. Fiyatlarımız da gayet uygundur. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekilde bizi tercih edebilirler. Yasuba Grup olarak 2014 yılında ticari hayatımıza başladık. Mehmet Kılıç olarak 1975 doğumluyum, Bingöl doğumluyum. 45 yıldır Ceyhan'da yaşıyorum. Ceyhan'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bütün iş hayatımı Ceyhan'da yapmak istiyorum. Bundan önce ve bundan sonrakileri de. Şu an bünyemizde 70 tane iş arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. 4 tane şirketimiz var. Bunların ana şirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor.
51 tane şehirde yeni mağazacılık market zincirinin hem temizliğini hem de temizlik malzemesi tedarikçi firmasıyız. Türkiye'nin farklı 14 bölgesinde depolarımız, araçlarımız ve çalışanlarımız mevcuttur. Mobil ekip olarak faaliyet göstermekteyiz. Aynı zamanda iç mimarlıkla ilgili bir inşaat firmamız var. Market zinciri ve iş yerlerinin iç dekorasyon işlerini yapmaktayız. Ceyhan'da oluşumu başlattığımızda insanlar bize neden Ceyhan diye sordular. Artık teknoloji çağında yaşadığımızı söyledik. Artık dünyanın çok küçük olduğunu bilincinde olan insanlar olduğumuzu söyledik. Ve biz Ceyhan'da bu başarıyı elde ettiğimiz için ayrı bir gurur duyuyoruz. Çünkü Ceyhan bizi biz yapan tüm değerleri bize veren şehrimiz ve bizim memleketimiz. İlkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz Ceyhan. Tek sevdamız Ceyhan. Bugün Ceyhan'da bu oluşumu başarmış olmanın kıvancını yaşıyorum her şeyden önce. Ve 70 arkadaşla büyük bir aile kurmanın gururunu yaşıyorum. Ve bunların aşağı yukarı 17 tanesi Ceyhan'da ikamet etmektedir. Daha sonraki hedeflerimizde bu sayının yükselmesini İslam konusunda daha yüzleri hatta yüzlerin çok üstünde insanlarla iş arkadaşlığı yapmak hedefini koyduk kendimize. Yasuba'nın anlamı şu, 4 çocuk babasıyım. Çocuklarımın ilk harfini oluşturuyor. Evliyim, güzel bir hayatım var. Benim şunu önereceğim tüm gençlere. Hayal edin ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Ben Berke Apak. 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahliyelerimiz ve şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmete vermekteyiz.